NATO liderleri Washington'daki zirvenin son gününde Ukrayna için toplandı. NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun ardından ABD Başkanı Biden öncülüğünde Ukrayna Sözleşmesi'ne imza atıldı. Biden, Ukrayna'ya desteğin artarak devam edeceğini belirtirken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de sözleşmeyi tarihi olarak değerlendirdi. NATO zirvesinin ikinci gününde liderler Ukrayna için bir araya geldi. Ukrayna'nın güvenlik mimarisi için Ukrayna Sözleşmesi'ne imza atıldı. NATO liderleri Washington'daki zirvenin son oturumu olan NATO-Ukrayna Konseyi oturumuna katıldı. Liderler oturumun ardından ABD Başkanı Joe Biden önderliğinde Ukrayna Sözleşmesi'ni imzaladı. Biden, Ukrayna desteğin süreceği mesajını yineledi. ABD ve müttefiklerinin Ukrayna ile beraber olduğuna ve olacağına söz vermiştim. Ukrayna'ya insani yardımlar ve askeri desteğimiz devam edecek. Ukrayna Sözleşmesi'ni imzalayarak NATO ile Ukrayna arasında bir köprü inşa ediyoruz. Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi kürsüye çağırırken ise yanlışlıkla Başkan Putin dedi. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. Zelenski ise destekleri dolayısıyla Biden'a teşekkür etti. Vilnius'ta Ukrayna için çok önemli bir adım atmıştık. Şimdi de Ukrayna Sözleşmesi için Biden ve tüm müttefiklere teşekkürler. Bu tarihi bir sözleşme. Özellikle F-16'lar ve hava savunma sistemleri için teşekkür ederim. Oturumun ardından kameraların karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise bir kez daha Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın geri dönülmez şekilde NATO yolunda ilerlemesine destek vereceğiz ifadelerini kullandı.